Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi büyütmek için dini, milliyetçi, ülkücü söylemi kullanması ve bu kesimlerle kurduğu temaslar 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasına yetmediği gibi partisinin toplam oyunu da %25'in üzerine çıkaramadı. Seçim sonuçları CHP'yi sağa açmanın partiyi anlamlı bir düzeyde büyütmediğini ortaya koydu. CHP sağa açılarak mı yoksa sol, sosyal demokrat çizgide ısrar ederek kendisine oy vermeyen işçi, işsiz, küçük esnaf, çiftçi, kent yoksul seçmeni ikna ederek mi büyür sorusunu tartışmak CHP açısından yararlı olacaktır. CHP'de sağ sapma Fikret Bila Kırmızı Kedi Yayın Evi. Usta gazeteci Fikret Bila Şubat ayında yayınlanan bu kitapta güncel siyaseti takip edenler, Türkiye siyasetinde CHP'nin varlığını önemseyenler ve hangi tarihsel süreçlerden geçtiğini merak edenler için okunması ve anlaşılması kolay bir içerik hazırlamış. Kitabın ilk bölümünde CHP'yi yalnızlaştıran kırılma dönemleri Ele alınıyor. E, Fikret Bila e, bu kırılmaları Atatürk döneminde hilafetin kaldırılması ve ezanın Türkçe okunmasından e, başlatıyor. İsmet İnönülü 2. Dünya Savaşı e, yıllarının yokluk dönemiyle devam ediyor. E, sonrasında CHP'nin ve e, solun üzerinden silindir gibi geçen 12 Eylül darbesinin etkileri, Yeşil Kuşak projesi Sovyetler Birliği'nin yıkılması ve Kürt partilerinin kurulması CHP'yi yalnızlaştıran kırılma dönemleri olarak işleniyor. Bunun ardından CHP'nin yükseldiği Bülent Ecevit dönemine sonrasındaki DSP'li yıllara ve AKP'yi iktidara taşıyan politik atmosfere de kitapta kısa kısa yer veriliyor. AKP'li yılların ilk döneminde CHP'nin başında olan Deniz Baykal dönemi laikliği savunma dönemi başlığı altında inceleniyor. 200 sayfalık bu kitabın dörtte üçlük bölümünde ise sağ sapmakla ya da sağ partilerle yanlış ittifak kurmakla eleştirilen Kemal Kılıçdaroğlu dönemi inceleniyor. Kitapta bir de Kılıçdaroğlu ile röportaj yapılmış. Bu röportajda da Kılıçdaroğlu'nun sağcılaşma eleştirilerine verdiği cevaplar yer alıyor. Kitabın son bölümünde ise Fikret Bila geleceğin CHP'sine yönelik önerilerde bulunuyor. İşte CHP'nin işçi sınıfıyla beyaz yakalılarla kurması gereken bağın önemi ya da kamucu ekonomi, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre mücadelesi ve gençlik hareketi gibi konularda CHP'nin neden öncü olması gerektiğiyle ilgili öneriler sunuyor. Bence bu öneriler kimi zaman kısır ve gündelik siyasi çekişmelerle zaman kaybeden CHP örgütlerinde tartışma konusu yapılabilecek, üzerinde kafa yorulacak türden öneriler. Bu önerileri benimsemek değil, tartışma zemininde önemsemek, kıymet diye düşünüyorum. Kitabın içeriğine devam edecek olursam Fikret Bila Baykal dönemini laikliği savunma dönemi başlığı altında topluyor ve bu dönemde yaşanan işte üniversitelerde türban serbestisi ya da eşi türbanlı olan Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi, döneminin en makul cemaati fetullah gülenciler eliyle TSK'ya kumpas yapılması, AKP'nin işte Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine karşı uygulamaları gibi meselelere yer veriliyor ve bu dönemin Baykalı-Leyk rejimi koruyan, cumhuriyete sahip çıkan devlet merkezli bir politika izlemeye yönelttiğini belirtiyor. Fikret bile bu dönemi halkçı popülizm olarak tanımlıyor ve CHP'nin bu politikayla %20'lere ve kıyı kentlerine sıkıştığını söylüyor. Fikret Bile Kılıçdaroğlu'nun ise Deniz Baykal'ın aksine e, muhafazakar sağ kesimden oy almayı amaçlayan e, yeni bir söylem e, geliştirdiğini kaydediyor. Kılıçdaroğlu'nun döneminde türbana özgürlük politikası geliştirildiği, AKP iktidarının irtici, e, irticai tehdit olmaktan çıkarmasına e, sessiz kalındığı. 2014'te MHP ile birlikte sadece Ekmelettin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildiği, sadece milletvekillerine ve danışmanlara fazlasıyla önem verildiği gibi konular tek tek ele alınıyor. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun son döneminde sağ partilerle altılı masayı kurması, helalleşme çağrıları yapması, cumhurbaşkanlığı adaylığı ve son parti kurultayı da kitapta işleniyor. Peki Kılıçdaroğlu bu sağ sapma eleştirisine ne diyor? Buna da kitaptaki röportajda yanıt veriyor aslında. Kılıçdaroğlu bu eleştiriyi yanlış ve haksız bulduğunu, sağ ve sol kavramlarının 21. yüzyıl dünyasında doğru e, kavranamadığını söylüyor ve kendisinin toplumu ayrıştırmadan, inanç ve kimlik e, siyaseti yapmadan tüm sosyal kimliklerin e, sorunlarına odaklanarak sosyal demokrasinin tam da özüne e, uygun hareket ettiğini belirtiyor. E, Kılıçdaroğlu eleştirilerin amacını ise CHP'yi %25'lere mahkum etmek e, isteyenlerin dezenformasyonu olarak e, görüyor. Kılıçdaroğlu CHP'nin muhafazakar kesimden oy alamam temel nedenini ise CHP'nin muhafazakar kesimlere kendini yeterince anlatamaması olarak görüyor ve bunun aslında çok da kolay olmadığını hemen başarılamayacağını zamana ve samimiyete ihtiyacı olduğunu söylüyor. Özetle Fikret Bila tarihsel bir perspektif çizerek bütünlüklü bir çalışma hazırlamış. Kitaba yönelik elbette farklı eleştiriler yapılabilir. Örneğin sosyal demokrasiyi sermayeyle bir tür uzlaşma olarak görenler ya da Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrılarını doğru bulanlar ve CHP içerisindeki statükaya karşı önemli bir dönüşüm sağladığını düşünenler kitabı elbette farklı yorumlayabilir. Ya da CHP'nin hiçbir dönemde zaten solda olmadığını dolayısıyla sağ sapma iddiasının da saçma olduğunu söyleyenler de çıkabilir. Ama bence önemli olan bugünün ana muhalefet partisi hatta son yerel seçimde birinci parti çıkan CHP'nin tek adam rejimine karşı normal leşmeyi ve demokratikleşmeyi sağlayabilecek en azından toplumsal muhalefeti diri tutabilecek en önemli güç olduğu gerçeğiyle düşünmek ve bir çıkış yolu yaratılması için yapıcı eleştiriler getirmektir. Önemli olan budur diye düşünüyorum. Kitapta işlenen konuları daha çok tartışmaya açmaktır önemli olan. Özgür Özel dönemine de bu anlamda mesajlar vermektir. Demokrasiye inanan herkes için CHP'nin ya da toplam muhalefetin durumu, Tartışılmaya değerdir diye görüyorum. E, CHP'de sağ sapma e, kitabı da bu gözle okunabilir. Tartışmaya daha fazla açılabilir diye düşünüyorum. E, ben Yağız Varut. İzlediğiniz için e, teşekkür ediyorum. E, bir sonraki kitap e, önerisinde görüşmek e, dileğiyle. Hoşçakalın.